Bakın yağmur yağıyor. Yağmurlu bir günden size video açacağım inşallah. Ama çok güzel yağmur yağıyor. Biz aslında dışarı çıkacaktık, hazırlandık ama biraz bekleyeceğiz. Biraz sonra dışarı çıkacağız. Bugün günlerden pazar. Kızlar hiç durmuyor benim, hiç durmuyorlar. Bakın kardeşi nasıl terlik giydirilir. Değil mi Ceren? Ceren kardeşine terlik giydiriyor. Aslında Deren'in de var terliği ama Deren terliğini bir türlü ayağında tutamıyor. O yüzden çıkarmış. Şu an Ceren Deren'e kendi terliğini giydiriyor. Değil mi kızım? Yo. Kızlarıma küçük hanımefendi elbiselerini giydirdim. Ben bu elbiseleri çok seviyorum benim. Kızlarıma çok yakışıyor bu elbiseler. Küçük hanımefendi gibi oluyor benim kızlarım bu elbiseleri giyince. Ya bu arada ayak bakımı da yapılıyor Ceren tarafından. Deren'in ayak bakımı yapılıyor. Erol bakar mısın? Ayak bakımı mı yapıyorsun kızım? Aferin. Bayağı yağmur da durdu bu arada. Yağmur durunca dışarı çıkacağız. Ama benim camlar gitti ya. Ben bir de cam silmiştim bu arada. Bakın benim kızlarım nasıl güzel oynuyorlar beraber. Dışarıda hala yağmur yağıyor. Bekliyoruz yağmur biraz dinsin dışarı çıkacağız diye. Ama çok güzel oynuyorlar kendi aralarında. Bu aralar şu 2-3 gündür kendi kendilerine oynamaya başladı kızlarım. Yağmur yağdığı için dışarıdaki minderleri getirdik buraya koyduk. Artık şey düşündüm ben de bu minderleri kılıflarını yıkayayım. Hatta balkonun da kilimini yıkayacağım. Katlayıp bekleteceğim artık. Evet. Ve benim haftaya cumartesi pazar misafirlerim gelecek. O yüzden hani yıkayayım, temiz beklesin istiyorum artık. Balkona açmayız herhalde gibime geliyor. Ama işte camlar gitti diyorum ya. Terliklerimiz nasıl güzel mi kızlarımın? Evin içinde. Dışarıda pek giymeyi beceremediler. Evin içinde işte giyiyorlar. Evet. Hazırlandık. Şimdi dışarı çıkacağız. Evet, ne giydik? Gösterin. Bir kot giydik, bir tişört giydik. Ve ayakkabımız da burada. Bir kot, bir tişört. Bugün mavili takılıyoruz. Eşim de mavili giydi, kızlar da mavili giydi. Hepimiz mavili giydik. Evet, dışarı çıkacağız. Hazırız. Şimdi kızların ayakkabılarını da giydireyim. Artık çıkarız. Bakın. Kızlarımı göstereyim size. Abi bir açılış yapayım diyorum gitmeden. Aslında dışarıda yapmak istiyordum ama kızlar yanımdayken beraber yapalım. Değil mi anneciğim? Hazırlandık biz. Bakın mavili mavili giyindik hepimiz. Kızım ay küpemi elliyor. Selam herkese. YouTube kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Biz şimdi kızlarla dışarı çıkacağız. Hazırlandık işte giyerek gördünüz. Yağmur çok yağıyordu. Yağmur da durdu. Ay şeye vuruyor. Şimdi buraya kapının yanına geldik gene. Kızların ayakkabılarını giydireceğim. Daha sonra dışarı çıkacağız. Arabaya gideceğiz. Daha ara ara çekerim yani. Yolda çekerim. Yağmur biraz durdu işte. Öyle.
Bugün ne yapacağız dışarıda? Alışveriş yapacağız. Eğer bulabilirsem kızların oyuncakları için böyle bir kutu almak istiyorum. Şeffaf olabilir. Layla kutular var ya, o kutulardan almak istiyorum. Öbür kutu artık sığmıyor. Kapaklı kutular var. Onlardan almak istiyorum açıkçası. Ne yapacağız? İşte burada yok yani. Acıpayam'a gideceğiz biz. Acıpayam'da dondurma var. Dondurma almayı düşünüyoruz. Sonra Selinhisar'a doğru geçeceğiz. Orada çerezciler var. Çerez falan alalım diyoruz evimize. Şurada kızlarımı da göstereyim size. Kızlarıma çoraplarını giydirdim. Ha, çoraplar uyumlu olmadı ama diğer çorap, mavi renkli çoraplar vardı. İşte diğer çorapları da yıkamıştım. O yüzden artık bu çoraplarla idare edeceğiz bugün, değil mi kızlar? Üzerlerine hırka aldım. Eğer çok hani üşürlerse hırka giydireceğim. Elbiseleri çıkarmadım açıkçası. Zaten arabanın içinde olacağız. Çok fazla dışarı çıkacağımızı düşünmüyorum. Neyse biz giyinelim çıkalım. Sonra dışarıda tekrar görüşürüz. Hadi gelin bakalım. Deren, oraya gitme annem. Bak nereye gidiyor, bak nereye gidiyor sen. Sen nereye? Yağmur durdu şu ara. Şöyle göstereyim. Gel anneciğim, hadi hadi gidiyoruz. Arabaya gideceğiz inşallah. Araba şurada bizim. Evet. Deren gel. Mete geliyor. Ha öyle. Bunlar fena fena. Bak kim gelmiş? Mete, Mete. Hadi bak. Mete nereye gidiyor? Evet Ceren. Gel Ceren annem, gel buraya bak. Bak hadi. Takıldım, yakaladım sizi. Bakın gelin, bakın şu bahçeye bakın bir. Çiçekler ne kadar güzel. Kızım su var. Su var. Evet. Şöyle. He? Nereye düştü bu böyle? Biraz önce ya. Şöyle. Şurayı da göstereyim size. Şu mavi ladin değil mi Erol? Tahminimce mavi ladin bu. Ki ladin ağacı dikkat ettiyseniz şeyde çok fazlaydı. Karadeniz'de, Artvin'de çok fazlaydı. Bakın. Burada da bu mavi ladinler çok değerli. Bakın. Ve burası da. Gördünüz mü? Lavanta bunlar da. Yani bizim de lavanta bahçemiz var yani. Herkes lavanta bahçelerine gidiyor ya. Bizim lavanta bahçelerimiz de burada. Bu şekilde yani. Şöyle. Burayı göstereyim size dedim. Evet, şükür ki arabaya bindik. Evet, ben size kızları göstereceğim. O yüzden açtım. Benim kızlar arabaya biner binmez uyudular. Önce Ceren'i göstereyim. Bakın Ceren uyudu. Ve Deren uyudular. Bu arada bahçede düştüler, düşecekler, suyun içine girecekler. Deren düşmüş hatta. Böyle dizini hafifçe yaralamış. Yani suyun içine girecekler diye bayağı bir şey yaptım. Ama çok mutlular bugünlerde. Birbirleriyle çok oynuyorlar. Çok aşırı derecede. Mutlu kızlarım. Yağmur tekrar başladı. Ama çok hızlı değil yani. Biraz yağmur var. Hani böyle yağmurda da. Ha, şu üst ben şeyi açayım. Şu üst sunroof var ya, onu açayım. Durun. Çok severim. Şöyle göstereyim size. Yağmurda böyle pıtır pıtır sesi açıkçası ben çok severim. Onu açayım. Arabanın göstereyim. Neyse sonra tekrar görüşürüz. Burası Acıpayam. Yani şu hemen yan taraf Acıpayam ve trafiğe bakın. Onu göstermek istedim. Yağmur yağıyor ve trafik. Tahminimce bu dönüş trafiği. Artık bayram. Bugün pazar. Bayramın son günü yani. Ve 9 gün tatilin son günü diyeyim. Dönüş yol çok kötü ki ben Denizli'yi düşünemiyorum bu konuda. Daha kötüdür. O can kurtaran falan eminim daha kötüdür.
Ki burası çok kötü şu an. Biz şöyle hemen yan taraf. Acapayam'a gireceğiz. Hani biz çok fazla bu trafikte beklemeyeceğiz ama şu hemen iki adım öte bile gerçekten çok sıkıntılı şu anda. Ki sol tarafa yanaşabilecek miyiz ki? O bile Acapayam'a yani. Girmiyoruz değil mi? Şimdi şeye gideceğiz. Şimdi Acapayam'a girmeyeceğiz. Doğru ya. Önce bir Serinhisar'a gidelim diyoruz. Çerezi merezi alalım. Ondan sonra abo sel var yolda. Şurada. Hemen o bölge sadece. Her yeri değil yani. Baya baya kötü yağmur yağmış. Yani o bölgede vardı sadece. Burada yok yani. Şu an yol iyi. Evet, trafik azaldı. Yola devam. Ne yağmur yağıyor ne yağmur. Çok aşırı derecede yağmur yağıyor. Bir de şu an nereye geldik biz? Bir de şu an Leblebi Çarşısı'na geldik. Dedik ya çerez alacağız diye. Burada o kadar çok araba var ki inanın şöyle girerken yani burada resmen izdiham var ya. Çok fazla araba var. Biz girmeyeceğiz artık. Arabada bekleyeceğiz. Yani baya baya çok kalabalık yani. Evet, çok aşırı derecede yağmur yağıyor. Daha eşim çıkamadı. Çıkacak, gidecek, yağmurdan korkuyor açıkçası. Gidecek, alışveriş o yapacak. Dışarısı öyle kalabalık, öyle kalabalık ki arabalar çok fazla. Hani dedim ya, tatilciler herhalde dönüşte çerez alıyorlar yani. Ama buranın çerezleri gerçekten güzel olur. Biz bile düşünsenize Çameli'nden buraya çerez almaya geldik. Çok aşırı derecede yağmur yağıyor. Hani yağmur Acıpayam tarafında bu kadar değildi. Buraya geldi, daha da hızlandı yağmur. Baya baya güzel yağıyor. Ben de işim çerez almaya gitmiş kendim. Biraz sohbet ederiz sizinle dedim ben. Kızlar arkada, uyandılar ikisi de. Ceren, Deren'i görüyorsunuz. Ceren hemen benim arkamdaki koltukta. Onlar keyifleri yerinde. Arabanın sıcaklığı güzel. Benim de keyfim yerinde açıkçası. Hani arabadan dışarı çıkmasak da şöyle gezmek bile benim içimi açıyor. Bir de ben yağmurlu havada gezmeyi çok severim. Aşırı derecede severim yani gezmeyi. Yani pıtır pıtır sesleri. Bir de zaten sunroof'u da açtım. Gerçekten çok güzel. Bu arada benim misafirlerim gelecek. Ondan da biraz bahsedeyim sizlere. Hafta sonu gelecekler. Benim eskiden de çok tanıdığım, çok yakın arkadaşım gelecek. Bayağıdır da her zaman görüşüyoruz yani. Öyle bağımızı da koparmadık. Çok fazla insan var. Şimdi çıkanlara bakıyorum da aşırı derecede insan var. Yani değişik ya. İnsanlar, eşim hatta maske de var çoğunda ama çoğu insanda maske yok falan gibi söylendi hatta. Ama çok kalabalık. Eşim hatta çift maske taktı bu arada. Yani bence çift maske takmak lazım. Zaten hastalık artmış herhalde. Sayısı artmış bu ara. İnşallah yani şu hastalık biter. Biz de rahatlarız artık. Yani böyle AVM'lere girmeyeli. Bu tarz yerlere girmeyeli. Benim neredeyse bir yılı geçti yani ki çok istiyorum yani. Buraya girmeyi çok istiyordum. Ben burada bir şeyler çekmeyi aslında çok istiyordum. Bu tarz şeyler çekemiyorum yani. Hep böyle evin içinde falan o tarz videolar çekiyorum. Eşim bir şey görmüş. Tahta gördü herhalde kesme tahtası, onu gösteriyor bana. Bakayım. Güzel, al. Al, iyi, kibar. Kibar bir kesme tahtası görmüş. Onu bana gösteriyor. Ben onu sonra zaten size göstereceğim. Bugün aldıklarımızı göstermek istiyorum sizlere. Neler aldık, ne alışveriş yaptık, onları göstereceğim yani. Eve gidince gösteririm artık, şimdi gösteremem. Bizim kesme tahtamız kırılmıştı. Ha, almış bir tane böyle kalın bir şey ama bu daha kibar. Kibarı alıp kullanmak daha kolay oluyor. Yani öyle. Ben de bu arada kaç gündür işte bayram sonuna doğru bayağı bir temizlik falan yaptık. Biz temizlik yaptık derken cam sildim. Cam sildim ama yağmur yağdı. Neyse, önemli değil zaten. Yağabilir çünkü en azından bir temizlik yapıldı. Cam silindi. İşte ortalığı bir süpürdük. Zaten hep süpürüyoruz da. Ha, benim evde bu arada süpürülmüş gibi de değil yani, çocuklarla. Ben bir taraftan süpürüyorum, onlar bir taraftan dağıtıyorlar. Sadece mutfak dolaplarının dışını bir sileceğim. Yani onu da hemen bir silerim diyorum. Ütülerim var. En önemlisi. İşte onları yapmam lazım. Öyle yani. O kadar güzel yağıyor ki hatta ben diyorum şu camı da bir açayım mı ki acaba diyorum yani. Şöyle açayım. Sizlerle sohbet ederiz. Hem camı açarım, böyle pıtır pıtır bakın buraya şeyler geliyor. Çok güzel ya. Çok fazla sayıda araba var bu arada. Çok fazla. Diyorum ya, tatilciler dönüşte hepsi buraya uğramış bence.
İlk defa bu kadar kalabalık görüyoruz. Camı kapatıyorum çünkü insanlar geçiyor. İnanın var ya, bu yeni koronavirüs tipi uçuyormuş. Uçup hemen sana konuyormuş gibi bir şey oluyor. Ha, aşımızı yaptırdık. Ben 3. dozda yaptırdım ama gene de dikkat etmek gerekir yani. Koronavirüs bitti demeden Sağlık Bakanımız bence biraz daha dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Biz de elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Yani hani bildiğimiz, sandığımız insanlarla görüşüyoruz. Tabii ki eskisi kadar böyle katı değil kurallarımız ama tanımadığımız insanlarla kesinlikle maskeyle duruyoruz. Öyle maskesiz kesinlikle şey yapmıyoruz yani. Tatilin başında denize gittik biliyorsunuz. O zaman bile giyinme soyunma kabinlerine giderken, tuvalete giderken, kapalı ortamlara girdiğimde ben maskemi taktım. Hatta beni gören insanlar "Aa ne güzel yapıyor, biz de öyle yapalım" falan diyenleri de duymadım değil, duydum yani. Hani beni takdir ediyordu herkes gibi diyebilirim yani. Evet, şu an derenin sesini duyuyorsunuz. Neyse, ben daha sonra tekrar sizlerle sohbet ederim. Konuşmayla bu vlogu doldurmak istemiyorum açıkçası. Ara ara çekeceğim yani. Bakın arabaları göstereyim. O kadar kalabalık ki burası, hiç bu kadar böyle kalabalık görmemiştir ya. Çok çok kalabalık. Hani hep gelir gideriz biz buraya. Sadece şu ön sırada araba olur. Böyle arka sıra, üçüncü sıra mümkün değil. Üçüncü sırada bile araba var yani. Şöyle göstereyim. Dedim ya, hep tatilci bunlar. Hepsi tatilci. Maskelerini de takmış herkes. Bakın çoğu insanda maske var aslında. Evet, eşim çıktı. Şurada ortaklar çöp şiş var. Oraya gidip soracak, mama sandalyesi varsa dışarıda oturmayı düşünüyoruz. İçeri giremeyiz yani, bayağı kalabalık çünkü ortam. Bir çöp şiş yiyelim diyoruz. Şuradan da ekmek almak istiyoruz aslında. Ekmek için buraya durduk. Ekmeğimizi de alacağız buradan. Çöp şiş de, eğer mama sandalyesi varsa burada da oturup çöp şiş yemeyi düşünüyoruz. Burası neresi? Serinhisar bu arada. Yani bu Serinhisar bu anlamda çok iyi. İşte ekmek var, taş fırın ekmekleri yapılıyor. Ondan sonra çöp şişçiler, yani çok çerezciler. Yani o anlamda ticari olarak çok gelişmiş bir yer. Yani bir Acıpayam'a göre daha iyi bence. Bu çöp şiş olayı da çok güzel. Bu ortaklar çöp şiş. Bak, Aydın ortaklar çöp şiş. Eğer yolunuz düşerse buraya uğrayın mutlaka. Burası gerçekten güzeldir. Biz burayı yıllardır yeriz yani, burada çöp şiş ve çok beğeniriz buranın çöp şişini. Tabii şimdi oturursak gösteririm size. Eğer mama sandalyeleri yoksa oturamayız çünkü çocukları kucağımızda yediremiyoruz yani, sıkıntı oluyor. Biraz hem şey yapmak istiyoruz, bir şeyler yiyelim diyoruz, ondan sonra gidelim diyoruz. Sevdiklerimden Ceren ve Deren. Deren, buraya bakar mısın anneye? Deren anneye bakar mısın? Deren'in mama sandalyesine bağladık. Ceren'i de sandalyeye oturttuk. O şey duruyor, o su duruyor da. Bakın. Şurada sıcak ekmek. Şurada meze. Şurada çöp şişler. Şurada salata. Şurada domates. Afiyet olsun bize. Bizler çöp şişlerimizi yedikten sonra kahve ikram ettiler bize. Kahvelerimizi içerken çocukları da aşağıya indirdik. Yürüsünler, biraz açılsınlar diye. Eşim çocuklarla ilgilendi. İnanın bakın, çocuklara hiç yerlerinde durmuyorlar. Sürekli hareketliler. Sürekli hareketliler yani. Oturmayın yere. Bakın benim kızlar hiç durmuyorlar hiç. Ay. Şuna bak, şuna. Anne otur, şey edecek ki. Ay. Yere yat Allah'ım yarabbim. Ay Ceren. He? Ceren, senin elin ne oldu?
Biz arabadayız. Hala arabadayız. Şöyle kızlarımı göstereyim. Ceren'i bu sefer buraya oturttuk. Ceren de burada. Eşim şurada markete girdi. Şimdi geldi. Onu niye aldın? Şişmanlıyorsun diye. Ben şişmanlıyım diye ne almış bana? Ruffles. Ben çok severim Ruffles'ı ama keşke almasaydın. Bana çok zararlı. Çok severim. Oturup tek başıma bunu yiyebilirim yani. Ve evde olunca da mutlaka yiyorum. Bunu niye aldın ya? Kilo aldı ya. Almış kilo aldı ya. Çocuğa da rahat. Onlar da unutmaz. Tabii çocuklar da seviyor bu arada. Bencileyin. Onlar da yemeye başladılar. Gerçi geçen gün bir defa verdik. Normalde çok vermiyoruz. Öyle çok almayız. Arada alırız. Neyse şimdi 1 milyoncuya gideceğiz. Orada işte oyuncak kutusu bakacağız. Sonra o 1 milyoncunun yanında dondurmacı var. Dondurmacıya gideceğiz. İşte biz arabanın içindeyiz yani. Hayatımız arabanın içinde geçiyor. Bakın eşim gidiyor. Biz arabadayız gene. Nereye gidiyor önce? 1 milyoncuya gidecek, dondurmacıya gidecek. Biz de kızlarla arabadayız şimdi. Deren'i görüyorsunuz. Ellerine bisküvi verdik yesinler diye. Çünkü biraz önce Ceren bayağı bir ağlamıştı. Ceren'i göstereyim bakın. Bisküvi yiyince biraz daha rahatladılar. Açıkçası bisküvi görünce daha iyi oldu. Tabii ki doğal olarak biz arabadan çıkamıyoruz. Arabadayız. Artık onları da aldıktan sonra dondurmayı ve oyuncak şeyini kutusunu da aldıktan sonra eve döneriz. Çok yoruldum ben. Yani hani inip bir şey yaptık mı sadece yemek yedik. Onun dışında bir şey yapmadık ama ciddi anlamda yorucu oluyor bu tarz şeyler. Artık eve gidince biraz dinlenirim. Akşam yapmam gereken işler var. Onları yapmam gerekiyor. Yani günümüz güzel geçiyor ama hani kızlarla zor oluyor ama olsun. Evde oturup durmaktansa bu tarz beraber yapmamız gereken işleri yaptık işte. Öyle iyi oldu bizim için de. Benim için iyi oldu yani. Çocuklar için iyi olduğunu düşünüyorum. Arada ağlıyorlar ama iyi yani. Şu an Acıpayam'dayız. Bizi tanımayanlar için önce bir kendimizi bir anlatayım ben. Biz şu an Acıpayam'dayız. Yani daha doğrusu biz normalde Denizli'de yaşıyoruz. Denizli'nin Çapeli ilçesinde yaşıyoruz. Daha önce bu Acıpayam'da yaşamıştık. Daha sonra eşimin tayini çıkınca Çameli'ye geçtik. Çameli ile Acıpayam'ın arası çok yakın bu arada. Ben kendim Acıpayamlıyım açıkçası. Acıpayam'ın bir köyündenim. Eşim de Artvinli. Geçenlerde gördüğünüz Artvin'e hep beraber gitmiştik zaten. Ben bu arada şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Bizim bir de Instagram adresimiz var arkadaşlar. Instagram adresimizin adı da Fatma Ceren Deren Home. Oradan da isterseniz bizi takip edebilirsiniz. Ha, diğer YouTuber'lar gibi çok aktif o Instagram adresimi kullanmıyorum. Yani kullanmak istiyorum ama çok fazla kullanamıyorum. Bu ara çok aşırı derecede yoğunum. YouTube'la uğraş, şey yap, Instagram'a çok fazla hani resim koyamıyorum. Bir de şey düşünüyorum ben, hani Instagram'a koyduğum resimler güzel olsun istiyorum mesela. Onu da bir türlü zaten öyle şeylere, güzel resim çekmek, şey yapmak, öyle şeylere çok vaktimiz olmuyor. Yani ev işi, çocuk işi, yemek işi, biraz da YouTube'la uğraşınca o tarz şeylere vaktimiz kalmıyor. Bu arada bizim iki kanalımız var. Biraz da ondan bahsedeyim size. Ben gezdiğimiz, yani gezmeyi de çok seviyoruz ya. Gezdiğimiz videoları başka bir kanalda toplamak istiyorum. Yani daha doğrusu farklı yerlere gidiyoruz ya. O farklı yerler orada biriksin istiyorum. Yani bu kanala karışmasın istiyorum. Bu kanal hem günlük vlog hem işte ürün tanıtımı gibi şeyler yapıyoruz. Yani aldığım şeyleri tanıtıyorum. Öyle ücretli bir tanıtım değil benim yaptıklarım bu arada. Kendi aldığımız şeyleri tanıtıyorum. YouTube kanalımız çok gelişmiş durumda mı? Hayır, değil. Ha, buradaki kanaldaki arkadaşlar oraya da gelip o kanalda takip edebilirsiniz bu arada. O kanalımızın ismi de Güner Ailesi ile Gezelim Görelim YouTube kanalım arkadaşlar. Oraya da gelip beni takip ederseniz teşekkür ederim şimdiden hepinize. Neyse biz artık biraz daha bekleyeceğiz eşimin gelmesini. Sonra eve gideriz. Belki evde açarım, yolda açar mıyım bilmiyorum. Evde de aldıklarımı gösterir.
videoyu kapatırım gibime geliyor. Ne kadar çektik onu da bilmiyorum gerçi ama. Neler aldık onları göstereceğiz. Şeyden Acıpayam'dan. Sonra da videonun kapanışını yaparız kızlarla beraber. Kızlar da bu arada yanımda. Neler aldık? Önce onu göstereyim. Şurada bir ekmeğimiz var. Ekmek aldık. Dilimlenmiş ekmek. Onu aldık. Yani eşim raffle salmış ben çok severim diye. Sonra bakın. Şurada ben... Getir anneciğim onu. Bakın şurada şey var. Vileda. Bunu özel aldık. Biz bu Vileda'ları çok beğeniyoruz. Bunları aldık. Bunu bir de her yerde bulamıyoruz. Bu Acıpayam'da bir markette vardı. O markette bulduk. Onu aldık. Ha şöyle göstereyim size. Nasıl göstereyim? Şu kalınlıkta bir Vileda. Bu çok iyi oluyor bu Vileda. Bunu aldık. Ondan sonra çerez aldık. Bir de çerezleri göstereyim. Ha bu arada oyuncak kutusunu göstermek istiyorum size. Şöyle bir kutu. Görünüyor mu? Şu büyüklükte bir kutu. Bakın. Şöyle. Hatta şu kenarlarında bak o şeyleri falan var. Şu şekilde. Bu büyüklükte bir kutu aldık. O kutunun bir de şöyle kapağı var. O da şöyle kapanabiliyor. Kutu bakın. Şöyle de şeyi sapı var kutunun. Buradan çekebilip. Çocuklar da hani bunu çekip oyun oynayabilirler yani. İçine oyuncakları koyarız. Bakın şurada da sırf şeyi var. Şöyle. Böyle bir oyuncak kutusu aldık. Hatta şu kenardan görünüyor da. Şurada bakın yuvarlak yuvarlak süsleri var. Şu kenarda da şöyle şeffaf bir alanı var. Bayağı güzel bir kutu. Hani bunu çekip de oynayabilirler. Bir de bunlar bu kutuların içine girmeyi seviyorlar. İçine girerler. Düşünsenize içine gir bunları çek yani. Çok seviyorlar benim kızlar böyle şeyleri. Tahminim bunun içine girerler. Biz de onları çekeriz. Öyle de oyunlar ederiz gibime geliyor yani. Şimdi bir de çerez aldık. O çerezleri göstermek istiyorum ben size. Kutumuz burada dursun. Kutunun üstüne koyarım çerezleri. Şöyle çerezler. Nereden aldık biz bu çerezi? Leblebi çarşısından aldık. Hani bekledik ya orada bayağı araba vardı. Çekirdek aldık çerez olarak. Daha sonra beyaz çekirdek aldık gene. Çerez olarak. Sonra burada kızım çekilin oradan bakayım. Ay, buraya gelir misiniz? Kameranın önüne gelmeyin kızım. Şuraya gel. Buraya gel. Burada kaju. Kaju aldık. Kaju. Ceren orada durma anneciğim. Ceren de orada kameranın önünde duruyor bu arada. Bekle orada şey yapma anneciğim. Ha, burada da Antep fıstığı aldık. Şöyle de göstereyim Antep fıstığı. Eğer bu şeyden geçerseniz o leblebi çarşısından, Serin Hisar'dan geçerseniz leblebi çarşısından çerez alabilirsiniz. Sonra şunları poşete koyalım. Tekrardan dağılmasın ortalık çok fazla. Hani tahta demiştim ya size tahta alacak diye. Şöyle kesme tahtam benim kırılmıştı. Şöyle bir şey. Tabii Ceren çekilirse. Ceren şu tarafı çekilirse. Kameranın önünde duruyor çocuk. Şöyle bakın. Kesme tahtamız. Şöyle güzel bir kesme tahtası aldı. Almış eşim. Onu göstereyim size. Bu çekirdeği bir daha çekirdek almış. Niye böyle iki tane çekirdek almış ki? Çekirdek almış gene. Gene beyaz çekirdek almış. Erol! Sen başkasının çerezini mi aldın yoksa ya Erol? Bir de badem. Badem almış. Yani iki tane çekirdek almış. İki tane siyah çekirdek, iki tane beyaz çekirdek. Acaba başkasının çekirdeğini mi aldı? Neyse. gel yanıma. Ay. Artık burada videomuzu sonlandıralım biz. Nasılsa aldıklarımızı gösterdik size. Kızlar da yanımdayken beraber video sonlandıralım. Deren gel. Şöyle Deren'i de şöyle kucağıma alayım. Artık biz videomuzu burada sonlandıralım değil mi? Sonlandıralım. Deren, Ceren de yanımda. Bir dahaki videomuzda Ceren de burada. Artık videomuzu biz burada sonlandıralım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Gel. Ceren kucağıma gelsin. Dur Ceren şöyle kucağıma gel. Artık biz videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.